Teşekkürler Abdullah Bey. İkinci maddesi 2015 yılı Aralık 1. Gelirlerden tecil ve tehlil hesap 111.899. Taktiklere sermaye taahhütleri 108.000. Bağlı ortaklıklar hesabı 47.500. Binalar hesabı 166.386. Yapılmakta olan yatırımlar hesabı 1. Gelecek yıllara ait giderler hesabı 66.634. Diğer çeşitli borçlar hesabı 67.698. Ödenecek vergi ve fonlar hesabı 32.095. Dönem gelirleri üzerinde ayrılan pay arz eder. Teşekkürler Abdullah Bey. Üçüncü madde olarak Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın Aralık ayı mizanını kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, üçüncü madde Gümrük Ticaret Bakanlığı yapıyoruz. Meclis Başkan Yardımcılarımız hem tecrübesi artsın diye hem de işi kavrasınlar diye Meclis Başkan Yardımcılarına oturumu bırakıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bugün maalesef yine bir şehit haberi aldık Diyarbakır'da. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Artık gerçekten şehit cenazesi namazı kılmaktan usandık. Allah inşallah bize şükür namazları kılmak, şükür duaları yapmak nasip etsin. İnşallah artık bu şehit namazlarında, şehit cenazelerinde bir an önce Allah insanlara da vicdan merhamet versin. Bu güvenlik görevlilerini, bu kanlarını dökülmesinden artık usansızı bıraksınlar. İnşallah bu temenniyle şeyimizi açıyoruz, toplantımızı açıyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir önceki toplantı tutanağının okunması, buyurun Abdullah Bey. İlhan Aksoğan, Turgay Aksoğan, Yasin Eroğlu, Ziya Sultan Ahmet'te ve Diyarbakır Çınar'da meydana gelen terörü şiddetle, nefretle şahsım adına, yönetimim adına nefretle kınıyorum. Terör artık ulusal bir boyut kazandı. Terörün dili, dini, ırkı terör herkes tarafından lanetlenmesi gereken ve herkesin karşı çıkması gereken bir konu. Ben bu terörden dolayı hem Sultanahmet'te hem Diyarbakır Çınar'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlardan başsağlığı diliyorum. İnşallah biraz önce meclis başkan vekilimizin de ifade ettiği gibi bu olayların son bulmasını ve ülkenin huzura, istikrara, birlikteliğe, beraberliğe, kardeşliğe, kardeşliği pekiştirme noktasında adımlar atması gerektiğini bir kez daha bu kürsüde vurgulamak istiyorum. 2016'nın ilk meclis toplantısı, 2015'i geride bıraktık. Sıkıntılı bir süreçte ülke olarak geçtik, hala daha geçmeye devam ediyoruz. Bu kadar olumsuzluklara rağmen, dünyada yaşanan bu kadar sıkıntılara rağmen, Türkiye yine %4'lük büyümesiyle bir ilki gerçekleştirdi. Ama hep ifade ediyoruz, eğer Türkiye ekonomik büyüklüğü itibariyle hedefine ulaşmak istiyorsa %4'lük büyümelerle bu hedefe ulaşmak da mümkün değil. Ama baktığınızda Çin ve Hindistan hariç dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri yine Türkiye. Orta vadeli 2016 yılı program içerisinde de 2016 yılı için büyümenin %4.5 olduğu ifade ediliyor. İhracata baktığımızda Türkiye genelindeki ihracat yaklaşık %8-9 düşüşle 145 milyar dolarla gerçekleşti. Eğer hedef ulaşmak istiyorsak, ekonomik büyümeyi sağlamak istiyorsak, istihdam ve üretimden başka şansımızın olmadığını da bilmemiz lazım. İhracata yönelmemiz lazım. Bu ihracat rakamları küçümsenecek rakamlar değil. Dünyada yaşanan bu kadar olumsuzluklara ve etrafımızda yaşanan bu kadar olumsuzluklara rağmen bu rakam yine de sevindirici bir rakam. Malatya'ya baktığımızda Malatya'da da ciddi bir ihracatta düşüş söz konusu. İnşallah Malatya'da önümüzdeki süreçte birkaç yıl içerisinde yani 1-2-3 yıl içerisinde ihracatını 1 milyar dolara çıkarmak zorunda eğer
büyümek istiyorsak, gelişmek istiyorsak. Okul döneminde okullara, okul öğrencilerimize Milli Eğitim'de aldığımız listeler doğrultusunda bu sene mont ve ayakkabı yardım yaptık. Buna Ticaret Sanayi Odası, Malatya Ticaret Sanayi Odası'nın katkısı da oldu. Bu sene 1300 tane mont, 800 tane de ayakkabı dağıttık. Geçen hafta bu sosyal faaliyetimizi de tamamlamış olduk. Arkadaşlar,